Yalnız okurlar içinden herkese merhabalar. Selinlerin dünyasına çıktığımız edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün Selinlerin dünyasından, Selinlerin zihninden izleyeceğimiz isim Haldun Taner. Selin Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haldun Taner'e çok sık atıf veriyoruz değil mi? Bir aziz bir dostumdu. Son dönem Türk edebiyatında çok büyük bir ismi. Yalnız okurlar içinin yolculuğu boyunca da epey referanslı bulunduk. Elbette. Yani büyük bir edebiyatçı, büyük bir tiyatro yazarı. Her şeyden önce çok uygar bir insan. Galatasaray Lisesi günlerinize kadar gideceğiz galiba Haldun Taner'den bahsetmek için, evet, değil mi? Bahsetmiştim zaten size vaktiyle bundan. Evet. 1960-61 ders yılına geri döneceğiz. Çok eskiye geriye döneceğiz. O ders yılında Galatasaray Lisesi'nde ben hazırlık sınıfında yatılı okuyordum. Bir etüt abimiz vardı, Erdoğan. Hayattaysa Allah ömür versin. Bu Erdoğan Edebiyat Fakültesi'nde tiyatro bölümüne gidiyordu. Ve Haldun Taner de onun hocasıydı. Haldun Taner ismini Erdoğan'ın bana etüt sırasında benle arkadaşlık etmeyi severdi. Sanıyorum edebiyatı merakımdan dolayı kaynaklanıyor bu. Haldun Taner'i anlatmasıyla başladı. Haldun Taner ismini öyle sanıyorum ki ilk kez Erdoğan abiden duymuştum. Ona deli gibi hayrandı Erdoğan abi. Yani mimiklerine kadar anlatıyordu. O kadar. Gülümseyişi şöyle öksürüyor. Şöyle Haldun Taner derste herkese iyi davranıyor. İnsanların ortaklaşa bir şey öğrenmesi için kimseyi küçümsemiyor. Herkese Haldun Bey'in öğretmenlikte, profesörlükteki en büyük özelliği insanları kırmadan öğretmek, sevdirerek öğretmekmiş. Sanıyorum ki tiyatrosu da ünlü hikayeciliği hepsi böyleydi. Ama bunu çok sonra düşündüm. Ben sadece bir Haldun Taner ismiyle tanışmak bu şekilde o oldu. Bu Erdoğan abi bana Haldun Taner'in Ay Işığında Çalış Kur adlı bir hikaye kitabını, zannediyorum ikinci hikaye kitabıdır, onu hediye etti. Ben o hikaye kitabının çok değişik bir hikaye kitabı olduğunu hissettim. Tam anladım değil. Hep aynı tema. Fakat bazı şeyler oluyor. Aynı tema tekrar tekrarlanıyor. Başkaları anlatıyor ve tema birdenbire olaylar her şey aynı temada değişmeye başlıyor. Bir ay ışığında bir apartmanın insanlar arasındaki geçen bir ya hatta içinde gerilim de olan bir hikaye. Uzun hikaye. Haldun Taner yapan eserlerden birisi şüphesiz. Onu okumuştum. Ama oradaki tuhaf ironiyi bir anda hissedemedim. Çok tuhaf bir ironidir. Hem çok insanların nasıl abarttıklarını, olayları nasıl değiştirdiklerini somut hayattaki kadar gösterir. Ama bir yandan da insanda tuhaf bir hüzün bırakan, zannediyorum ki Haldun Taner'in en büyük özelliği, bütün en ince, en komik esprilerle yüklü olan oyunlarında ve tiyatro eserlerinde ve hikayelerinde de hep bir hüzün. Çok esprinin, gülmecenin yanı sıra bir esprinin kırıklığı da karşımıza çıkar. 1961 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Lütfen Dokunmayın adlı bir oyun oynadı. Bu oyun Haldun Taner'in oyunuydu. Erdoğan abinden dinlediğim Haldun Taner'in olduğu için herhalde ben gitmeyi ailemden istemiştim bu oyuna. Ve çok da tuhaf bir başka şey çıktı karşıma. Oyun Rus İmparatorçesi Katerina ile Baltacı Mehmet Paşa arasında geçen bir oyundu. Günümüzde geçiyor gibi başlıyor. Topkapı Sarayı'nın koridorlarında turistler geziyor. Bir turist rehberi var. Onları gezdiriyor. Yarı Türkçe, yarı Fransızca, yarı İngilizce konuşmalar. Onlar arası yavaş yavaş Katerina devreye giriyor ve meşhur vakkayı Deli Petro var oyunda. Üçüncü Ahmet var. Ama aynı kişiler yavaş yavaş Deli Petro oluyorlar. Katerina, İmparatoriçe Katerina oluyorlar. Baltacı oluyorlar. Tek tek oyuncular kıyafet değiştiriyor. Bazen kıyafet bile değiştirmeden esnek bir şekilde. Ne enteresan bir dünya. Çok
dönemine göre herhalde çok başka bir şey olsa gerek. Evet, devrine göre muazzam bir şey. Sonra öğreneceksek de Brechtian bir dünyanın yansımalarıydı bunlar. Ve Haldun Taner de epik tiyatroyu en iyi bilen insanlardan birisi. Zaten eğitimi de o şekilde olmuş. Ama bunları hiç belli etmeyen bir insandı Haldun Taner. Aynı yıllarda bir başka oyunu, Fazilet Eczanesi adlı bir oyunu, yine şehir tiyatrosunda çok, demek ki çok yazan ve çok sevilen bir yazar ki. Rağbet gören bir yazar. Evet, sürekli eserleri oynanıyor. Fazilet Eczanesi'nde de sahte, bugünü bile çok ilgilendiren, bugünü bilhassa ilgilendiren sahte yapım ilaçlar. Gerçek ilaçlar ve gerçek ilaçların yanında ucuza yapılmış. Sahte ilaç. Daha, yani para yolunda daha ucuzuna satar gözükerek halkı zehirleyen, mahveden bir ilaç rezaleti üzerine kurulu. Bir eczacı da var. O sahte ilaç satmamakta kesin kararlı ve onun hayatının yavaş yavaş başarı kazanacağı yerde yenik düşüş üzerine. Fazilet. Fazilet, Fazilet'in yenik düşmesi üzerine kırık bir bir istisna. Hep bütün istisnalarında olduğu gibi Haldun Bey kırık ve alaycı bir. Alaycı değil, kırık. Alaycı, yanlış söyledim. Katiyen alaycı. Hiçbir zaman öyle bir insan da olmadı Haldun Bey. Kırık. Yani biraz kırgın. Belki bir öfke gizli. Bir de böyle bir oyunu. Onun o oyundan da hatırlarımda en çok izi babamın bu oyunu sevmesi. O da, babam da dolandırıcılığa karşı, üçkağıtçılığa karşı çok doğrucu Davut bir insandı. Herhalde ondan bir göbek bağı kuruldu oyunda ikisi arasında. Yine o dönemde bir başka, ben Haldun Bey'i eğer ne kadar hikaye kitabını okumuşsam da tiyatro yazarı olarak tanıdım. Bir başka Aşk Üçgeni üzerine bir oyunu vardı. Peki bir şey soracağım, bölüyorum ama siz şu bilinçle mi gidiyordunuz oyunlara o zaman? Hani bugün bu bilincin çok oturduğunu zannetmiyorum. Haldun Taner'in oyunu diye mi gidiyordunuz? Fazilet Eczanesi'ne muhakkak öyle gittim. Ötekine Huzur Çıkmazı'nı, öteki oyunu annemler istediler. Ya da bilmiyorum. Onu tam bilmiyorum. Ama yani ben de onların peşine takılıp giderdim. Tiyatroya çok düşkündüm. Evet. Onlar da beni tiyatroda hiç esirgemediler benden tiyatroda. İşte bugün anlatırken bile hala sahne. Hala sahnenin tozunu bile anlatacaksınız az sonra. Neredeyse şeyleri bile yapacağım, hatırlıyorum. Işıkları bile. Nerede ışık vururdu, nerede ışık kararırdı. O kadar hala gözümde birçok şeyler, belleğimde birçok düşkünlükler oldu. Estağfurullah. Ama bazı şeyler asla silmedi. Bu Huzur Çıkmazı da bir aşk üçgeni adlandırdığımız teknikte yazılmış bir şeydi. Karı koca bir aşık. Çok komik olması gereken. Genelde biliyorsunuz aşk üçgenleri ya trajediyle biter ya da vaudeville'dir. Son derece komik olması. Bu ne öyleydi, ne öyleydi? Sadece realist bir tarafı vardı. Tüyler ürpertici tarafı da oydu. Eşinin kendisini aldattığını bilen bir koca. Fakat huzur dolu olan bir dünyada yaşamak gerektiğine inanıyor. Ve onu huzur yoluyla eğiteceğine ve kendisine geri döneceğine inanan, bazı şeyleri görmemekte inat eden, sonunda hem karısını hem de karısının aşığını deli edecek. Huzur vererek deli edecek. Huzurla deli edecek. Evet, o şekilde bir, yani bir komedi. İnsanlar seyrederken gülüyorlar falan. Aslında dikkatle izlense çok ciddi bir trajediydi Huzur Çıkmazı. Müthiş bir güldürü perdesinin altında inanılmaz bir trajediyi saklıyor. Tabii, yani bir üslubu gibi, bir oyun yazarı üslubu olarak bunu söyleyebilir miyim? Tabii zaten oyuncular da ona göre oynamışlardı. Ve yavaş yavaş ben Haldun Taner'in dünyasına girdim. Haldun Taner çok önemli bir tiyatro adamı. Ben o şekilde tiyatrosuna girmedim de hayran olduğum şey, o ömrümde gördüğüm ikinci müzikaldir zannediyorum. Keşan Ali Destanı. 1964 yılında Tünel'deki, şimdi duruyor mu bir hala bilmiyorum, Karaca Tiyatrosu'nda Gülüz Suri, Engin Cezar topluluğu bunu sahnediler. Çok büyük bir proje, büyük bir tasarım.
büyük bir yatırımdıydı bu. Sanıyorum ki Gülsin Ataklığı, rahmetli Gülsin Ataklığı cesareti sayesinde Haldun Taner'in başarısı, onun müzikal Yalçın Tura, büyük bir kompozitörümüz rahmetli oldu. O gerçekleştirmiş müziklerini. Müzikal Gülsin Suriye. Genco Erkal oynuyor. Sonradan Genco'nun ilk oyunlarından birisi. Gülsin Suriye. Semiha Berksoy oynuyor. İzleyicilerimiz Semiha Berksoy'u bilmem bilirler mi? Çok ünlü ilk primadonlu. Bizim operamızın ilk primadonlarından birisi. Ben şahsen de tanıdım. Ömrünün son yıllarında birkaç defa birlikte ahbaplık da ettim. Ne güzel şans. Çok yarı deli bir kadındı. Çılgın bir kadındı. Çok acayip. Her şeyinden sanatla bir delilik yan yana bir insandı. O da hapishaneci kadını oynuyor. Keşan Ali Destanı efsaneleştirilmiş bir kabadayının arkasındaki drama anlatan bir çok hoş bir oyun. Komedi. O da komedi gibi gözüken ama altında müthiş bir dram. Tabii müthiş bir dram. Zeliha'yı Gülsin Suriye oynuyordu. Gülsin birkaç tane olağanüstü şarkısı vardı. Keşan Ali Destanı ondan yıllarca sonra defalarca bir başka oyuncular tarafından da yine Yıldız'da Engin Cezar tarafı topluluğunca da oynandı. Ama yıllarca biz bugün de oynansa aynı tiyatromuzun çok önemli TRT'ye dizi yapıldı. Çok başarılı bir dizi yapıldı. O yıllar hem 1965-64 sinema sezonunda Atıf Yılmaz da bunu, Atıf Bey öyle rahmetli böyle büyük projelik asla kaçırmazdı. Hemen sinema filmi aldı. Ha. Ve sevgili Fikret Hakan'dan Fatma Girik, Genco Erkal'ı, Geşanlı'yı yani Fikret Hakan oynadı. Zeliha'yı da Fatma Girik oynamıştı. Sizin bu şimdiye kadar anlattıklarınızdan şunu anladım. Haldun Taner asla Haldun Taner'de ibaret değil. Yani sadece tiyatro yazarı olarak algılayamıyoruz. Pek çok alana yayılmış, pek çok alana sirayet etmiş. Etkileri de sinemadan başka dallara kadar uzanmış bir isim. Tabii aynı zamanda hemen yeri gelmişken hemen söylemek lazım. Haldun Taner meslek hayatının başlangıcında o günkü Tercüman gazetesinde yani gazete yazıları yazmaya başlamış. Bir dönem onu bırakmış. Sonra yıllar sonra tekrar Deve Kuşuna Mektuplar adıyla ismi bile başlık o başlıkla o sütunla harikulade gündelik o sorunlara değinen fakat sorunları gündelik olarak anlatmayıp tarih içindeki perspektifiyle uzun yaşanmışlığıyla ifade eden çok ciddi yazılar tatlı fakat aslında dibini karıştırdığınız vakit eşelediğiniz vakit çok ciddi yazılar da yazmış. Mesela bir tarafı bu. Bir başka tarafı tabii Haldun Taner'in hiç çaktırmadan diyorum. Hakikaten başka bir deyim bulamadım. Çok ciddi bir edebiyat araştırmacısı. Son yıllarda çok yeni, geçen sene yayımlamış. Yeri geldiğinden daha sonra söyleyecektim. Zamanın getirdiği perspektifler adıyla sevgili Tuncay Birkan onun edebiyat araştırmalarını toplamış. Sizi ne kadar heyecanlandırdığını biliyorum o kitabı. Evet çok yani sizden rica ettim bana bulun o kitabı diye. Buldunuz, okumaya başladım. O kadar çok şey öğrendim ki ben Anton Çehov'un biliyorsunuz çok büyük bir hayranıyım. Evet. Özellikle tiyatro yazarı Anton Çehov'un. Anton Çehov'un tiyatro yazarlığı hakkında pek çok araştırmaya göz atma, bazılarını çok seve seve tekrar tekrar okuma fırsatım oldu. Ama Haldun Taner'in birkaç yazısında bir iki tespiti, saptaması var ki Çehov uzmanlarıyla başa başa giden, yani sanmıyorum ki onu Batı edebiyatından esinlenmiş olarak yazdı. Kendi görüşü, kendi bakışı. Hı hı. Mesela ben hep merak etmişimdir. Çehov için aslında hiç trajedik yazmadı. Bütün oyunları komiktir. Bunun hep yanlış olduğunu düşünürdüm ben. Ama burada öyle bir şeyi anlatıyor ki Haldun Taner nasıl bakıyor Bey, o? Neden onun sadece trajedi olmadı? Hayatın iyiliği ve devamı için mutluluk ve komik unsuru da taşıdığını
esinlendirirken izleyiciyi huzur duyması için gülümseyen bir yaklaşımla. Kendi oyun anlayışı da bu şekilde. Çok, yani ama, muhakkak kendi oyun anlayışını bir açımlamış aslında yani, orada. Yani tabii Haldun Bey muhakkak kabare ağırlıklı bir evet. tiyatro anlayışına sahip ama bu açıdan öyle muhakkak. Hep eğitmek değil, güzele ve zarafete, iyiye davet eden ama eğlence yolunda bırakmayan, onunla haşır neşir olan bir yapısı var Haldun Taner'in tiyatronun. 1964-65 sezonu arka arkaya gidiyorum. Hı hı. Haldun Taner velut bir yazar, doğurgan bir yazar. Evet. Bir onun başka bir oyunu. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Muhakkak bu da klasiklerden biridir. Sizin de kuşağınızın seyretme fırsatı bulduğu ilk defa sahneleniyor. Ve Türk tiyatrosunun en büyük aktörlerinden birisi olan Ulvi Uras oynuyor. Bu oyunda 3 kişilik bir oyun. Tolga Atik'in kadın oyuncu, Müfit Kiper, öteki erkek oyuncu. Onlar da çok değerli, büyük oyuncular. Bu oyunda Haldun Bey, Cumhuriyet tarihimizin bazı problemlerini çok zarif yine her zamanki o zarif üslubuyla gözlerini kapayıp vazifesini yapan insanların zaman zaman bu toplumda yenik düştüğünü, tersine açık gözlerin, başkanın, fırsatçıların daha önde öne çıkışlarını anlatan bir başka fazilet eczanesi. Başka fazilet eczanesi. Haldun Taner'in unutulmaz tipini de Ulvi Uras, o masum gözüken deli gibi zeki oyunculuğuyla inanılmaz bir şekilde canlandırmıştı. Şimdi yerinde yerler esen küçük sahnede oynanmıştı bu oyun. Çok severek seyrettiğimiz bir oyundu. Ailecek gitmiştik. Haldun Taner bütün bu dönemler içerisinde yani hiç bilmediğim, yazar olarak bildiğim ama oyunlarının dışında, tiyatrolarının dışında öykülerine dönüp bakmadığım, roman yazıp yazmadığını bilmediğim, çünkü ben roman okuma. Roman merakınız. Delilik merak. Yıllarımda. Yanlış bir deyim, özür dilerim. Siz merak deyin, delilik yıllarımda. Fakat Haldun Taner'den de bir türlü kurtulamıyordum. Yani bir tam tekrar romanlara geri döneceğim, bir başka oyunu başlıyordum. Evet. Mesela 1960... Sıkı bir takipçiymişiz anladığım kadarıyla. Aileniz ve siz Haldun Taner'in sıkı bir takipçisi. Yani o nereden gelmişti bilmiyorum. Tesadüfen öyle bir şey belki... O dönemin tiyatro severlerinden herkesin Haldun Taner'in bir varlığından haberdarlığı vardı. Oradan geliyordu. 1969-1970 tiyatro sezonunda o müthiş eseri Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı başladı. Büyük bir aktörün, Türk tiyatrosunun herhalde Uluvaraz'la birlikte başa başa bir aktörü olan Münir Özkul'un başrolü oynadığı. Fakat bu oyunun dünya edebiyatında karşılığı yok bence. Çünkü Haldun Bey, tabii Münir Özkul ve diğer oyuncular o esere can kattılar, ruh kattılar, can suyu verdiler ama bir yandan da Haldun Bey harikulade bir tiyatro, Türk tiyatrosunun kuruluşu, modern Türk tiyatrosunun kuruluşu tarihi yazmıştı. Bir oyun gibi gözüken, bir tarih de olmayan ama hem tarih hem oyun olan çok çarpıcı bir eser. Çok enteresan. Çünkü Türk tiyatrosu biliyorsunuz Ahmet Vefikbaşı Bursa'da tiyatroya meraklı bir devlet adamı. Bursa valisi. Bursa valisi. Onun Molière merakıyla başlar. Haldun Taner bu batıdan alınan kopyacılık diyelim isterseniz. Adaptasyonculuk, uyarlamacılık diyelim. Ahmet Vefikbaşı'nın yapmaya çalıştığı tiyatrosunda bir uyarlama kalıbı alıyor. Şöyle oluyor. Tabii öyle değil. Aslında Türk tiyatrosu Türkçe'ye çok fazla emek vermeyen başka azınlık vatandaşların yaptığı bir şey. Evet. Tiyatro sanatı. Onlara da saygımız elbette ki çok borcumuz sonsuz. Hı hı. Ama Türkçe'yi tam kıvraklığı içinde ifade etmediklerini Ahmet Vefikbaşı bunları Türkçeleştirmeyi, en azından Türkçe bir yansıması olmasına gayret gösteriyor.
Fakat Haldun Taner üçüncü boyut katarak ne o ne bu tam Türk tiyatrosunun doğması için Türkiye'nin, Türk kültürünün içinde bulduğumuz coğrafyanın kendi yapısından, kendi özelliklerinden doğması gerektiğini, aynı bir olayı üç türlü anlatan bir inanılmaz bir yapıttır. Bir başka türlü Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi geldi bana. Geçen bölümde konuştuğumuz... Evet, bir anlamda tabii... Ortaya bir form da koyuyor anladığım kadarıyla. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Haldun Taner'i ben şahsen çok yakından tanıma mutluluğuna eriştim. Hüseyin Rahmi'nin çok özel bir yazar olduğunu Haldun Taner çok önem verirdi. Çok özellikle üzerinde dururdu. Ama bu Haldun Taner bütün bunları yaparken muhakkak bilincinde, fevkalade bilincinde. Fakat hiçbir iddiası olmayan bir adamdı. Çok büyük bir şöhret. Kendi şöhretini yaşadığı dönemde de farkında değildi neredeyse. Çok sevilen, belki de hiç umursamıyordu. Yani devamlı eserleri yok. Emin olun ki farkında değildi. O kadar mütevazi, o kadar alçak gönüllü, siyah beresi, koyu lacivert beresi, açık lacivert, yağmurlu ile sonbahar günleri Kemal Tahir'in evine misafir gelen bir gençliğinin sonunda bir adam gibi. Ben de ahbaplığım ilk sahnesi onlardır. O kadar mütevazi bir insandı ki Kemal Tahir'in evine geldiği vakit yalnız Kemal Tahir'e değil, evdeki misafirlere de kendisinin Haldun Taner olduğunu hissettiren en küçük bir şey yapmayan bir adamdı. Sadece bir Haldun'du sizin yanınızda. Neredeyse. Yani onu bile söylemediği zamanlar olmuştu. Ve bu açıdan pek de anlaşılmış bir insan olduğunu zannetmiyorum. Sizin çok güzel bir sözünüz vardı bu tarz insanları tanımlamak için. Varla yok arası dersiniz hep. Öyle mi? Varla yok arasıydı. Rahmetli Kemal Tahir de pek varla yok arası Haldun Taner'i anlamamıştı olmalıydı ki. Haldun Bey gittikten sonra çok üzülürdü. Ah neden hikaye yazdı? Tiyatronun da haberi bile yoktu neredeyse. Neden keşke roman yazsaydı. Semiha Hanım da Kemal Tahir'in eşi. Semiha Tahir de uzun zaman Sovyet Rusya'da kalmış olduğu için Rus tiyatrosunu bilen bir insandı. Bunun söze karşı Kemal Tahir'e hep çok da sadece tiyatro yazdı ve oyun ve hikaye yazdı Kemal. Çok uzun da hikaye yazdı. Her seferini düzeltirdi. Ama Kemal Tahir onu duymamış gibi keşke oyun roman yazsaydı. Bizim edebiyatımızda böyle bir hastalığı vardır. Evet. Roman yazarsınız, mühim addedilirsiniz. Evet. Nedense nereden çıkmışsa bu. Öyküyü de hatta bir romana hazırlık olarak gördüler falan. Bazı eleştirmenler de bunu böyle düşünmüştür. Evet. Çok yanlış bir şey. Kesinlikle. Haldun Taner'in ben roman yazmak gibi bir arzusu olduğunu hiçbir zaman en küçük bir şekilde hissetmedim. Onun arzusu insanları en eleştirel olduğu noktada bile zarif bir şey, zarif bir söylemle başka yani iyi ve güzeli anlatmak iyi ve güzel de görece bir şey muhakkak. Güzel görece olsa bile. Derdi oyun da değildi diyorsunuz, zarafet de. Oyun zannetmiyorum, oyunu çok seviyordu. Oyun derdi olabilir. Dile Kuşu Kabaret Tiyatrosu Haldun Taner sayesinde kurulmuştur. Metin Akpınar olsun, Zeki Alasya olsun, Ahmet Gülhan olsun. Hepsi Zeki bir anlamda, Zeki Bey başta olmak üzere tam Haldun Bey'e sonsuz gönül borçları olan kişilerdir. Bunu çok defalarca vurgulamışlardır. O açıdan baktığımız vakit Haldun Taner kabaret tiyatrosunu önemsiyordu. Kendi normal müzikallerini de çok önemsiyordu muhakkak ama kabaret tiyatrosu direkt izleyiciyle, seyirciyle tiyatro aktörü arasında bir bağ, çok birebir bir bağ olmasının heyecanını duyuyordu. Şimdilerde interaktif diyorlar. Birebir temas, evet, temasla evet, yapılan evet. Bir şey. Tabii Zeki Alasya olsun, İtin Akpınar olsun bu konuda müthiş uzman, evet. Allah vergisi inanılmaz bir yeteneği olan oyunculardı. Onlarla birlikte çalışmaktan yani öyle bir çalışma hayatı içinde yürüyüp giden bir insandı. Ben Haldun Taner'in bir başka özelliğini de şöyle açıklamak isterim. Bütün oyunlar yazılırken,
Devekuşu Kabare Tiyatrosu kurulurken, o oyunlar, Devekuşu Kabaresi'nin yazdığı birçok eserler oynanırken, zaman zaman eski eserlerine dönüp baktığını, tiyatroculara da yeniden onlar üzerine çalıştığını biliyorum. Mesela yarım bıraktığı oyunlar olmuş. Bunlardan birisi yine 1970'li yıllarda Güldiz Turi'nin gün ışığına çıkardığı bir oyun. Neydi bu oyun diyeceksiniz? Zilli Zarife. Güldiz Turi'nin, sevgili Güldiz'in ortaya çıkardığı bir oyun. Ona başlamış Haldun Bey. Sonra bırakmış. Fakat Güldiz tıpkı Keşanlı Ali destanı ortaya çıkardığı gibi Zilli Zarife'yi de kendisi için yapmış. Elhamra sineması vardı Beyoğlu'nda. Tüneye doğru. Orası o dönemde Güldiz Suri Engin Cezar Tiyatrosu'ydu. Güldiz bu oyunda Zilli Zarife'yi oynadı. Çok rizikolu bir konu. Yani tutucu bir yaklaşımla yaklaşırsanız toplumun genel ahlak anlayışının biraz dışında bir oyun. Fakat o kadar hem eser, hem Haldun Bey'in Türkçesi, hem Güldiz Turi'nin ve ekibinin inanılmaz düzeyli oyunları o zor rizikolu konuyu bir pırlanta haline getirmişti. Tam böyle tek taş bir yüzük haline getirmişti. Mesela onu seyretmiştim. Ben 7-8 kere seyrettim. Bağımlılık yapmıştınız da. Çok beğenirdim. Yani müziğinde Güldiz'in oyununu başka bir şeydi. Hala evde dinlersiniz arada hatta o müziklerden. O Güldiz'in tabii yaptığı CD'den daima dinlerim. Şu da enteresan. Güldiz Turi de onun için tabii anılarında Haldun Taner'le ilgili koskoca bir bölüm vardır. Onunla çalışmalarının kendisine ve tiyatrosuna sağladığı büyük olanakları teşekkür eden, gönül borcu duyduğunu anlatan çok etkileyici tiyatro tarihimizin anı açısından, anılar açısından en değerli sayfaları diyeceğim şeyler vardı. Bir küçük parantez açalım mı? Güldiz Turi'nin anı yazıcılığındaki ustalığına. Bir minik parantez. Ben onu bir bölüm yapmak istiyorum. İzin verirsiniz tiyatro tarihimiz açısından veya benim okuyuculuğum açısından Güldiz Turi'nin bir yazar olduğuna inanıyorum ben. Onu parantezi açmayacağım o yüzden. Haldun Taner'den. Ama şunu söyleyeceğim. Haldun Taner yazdığı yazılarda biliyorsunuz anılarını ölürseten ölür, canlar ölesi değil adıyla yayımlamıştı. Orada aramızdan ayrılmış olan yazarlar, tiyatrocular, devlet adamları, politikacıları anlatmıştır. O yüzden hayatta olanlara değinmemiştir. Ama yekpare yazılarda birisinde Güldiz Turi'yi tek tek şiir gibi anlattığı bir çok güzel, Türkçe açısından da çok güzel bir yazısı vardır. Yani yalnız Güldiz Turi Haldun Taner'e hayran değildi. Sanıyorum ki Haldun Bey de Güldiz'in Türkçesine, oyunculuğuna, zarafeti, ev sahipliğine hepsine garip bir hayranlığı vardı. Güzel bir hayranlığı vardı. Şimdi bahsetmek, bu ölürse ten ölür, canlar ölürse değil'e değinmek istiyorum. O kitapta çok insan anlatılmıştır. Ressam vardır, seramikçi vardır, romancı vardır, şair vardır. Hatta bizim programlarda zaman zaman andık onlardan. Evet. Halide Edip dolayısıyla andık. Samet Ağaoğlu'nda da Samet Ağaoğlu dolayısıyla. Haldun Taner'e ciddi referanslar verdik bu boyunca. Çok güzel söylediniz. Ciddi bir referans kitabıdır. Başvuru kitabıdır. Hem zevkli, hem sağduyulu, hem son derece objektif, nesnel yazılmış. Kendi dünya görüşüne katılmadığı insanlara bile eğer değerleri varsa hakkını teslim etmiş olan çok etkileyici bir anı kitabıdır bu. Ve o kitapta bir eksik var. Yıllardan beri bunu eşi Demet Hanım'a da, çok değerli Demet Hanım'a da söyledim. Başka yayıncılara da söyledim. Bir türlü olmadı. Olmadı. Buradan tekrar söyleyeceğim. Haldun Taner, ünlü tiyatro artisti, Türk tiyatrosunun büyük efsanesi, Cahide Songu öldüğü vakit Milliyet Gazetesi'nde 5 gün süren uzun bir yazı dizisi yayınlamıştı. Cahide Songu'yu inanılmaz derecede değerlendiren
Çok başarılı bir, çok bir şiir gibi bir yazıydı bu. Burada olması gereken mutlaka, bir yazı. Mutlaka evet, Haldun Bey'in bıraktığı kitaba bir ekleme olacak ama boşlukta kalmaması gereken bir yazı olduğunu ve o kitapta mutlaka son yazının o olması gerektiğini hala temenni ediyorum ben. Notunuzu aldık, ilettik efendim. Kabul edecekler mi acaba? İletsiniz. Haldun Taner, dediğim gibi benim Haldun Kemal Tahir'in evinde tanıdığım bir büyüğümdü. Yaşça benden büyüktü. Ama hiç öyle yaşça büyük falan öyle bir şey. Size inanılmaz derecede kendi yaşıtı gibi, arkadaşı gibi, hatta size belki bazen hak etmediğiniz kadar sevgi ve saygı gösteren çok çelebi, çok beyefendi bir insandı. Bu kısa bir tanışıklığımız oldu. Ama böyle zaman zaman geldikçe veya ben gittikçe karşılaştığımız vakitte böyle bir tanışıklığımız oldu. O sırada Bilgi Yayınevi benim dostların son gününü bastı. Ve Atilla İlhan'ın ısrarıyla hikaye armağanına ben başvurdum. Ben böyle başvurulardan hoşlanmıyordum artık. Kırılmıştım biraz vaktiyle. Başvurdum ve bana verildi. Onun hikayesini bilmiyordum ben. Şöyle olmuş. Başa baş gitmiş şeyler, oylama benimle rahmetli Oğuz Atay arasında başa baş gitmiş. Haldun Bey de jüri üyesi. Son anda hiç yıllardan beri jüriye toplantılarına katılmıyormuş. Ama son anda bir telgraf gelmiş jüriye. Gelen telgraf Haldun Taner'de. Evet, tek oyum dostlukların son gününe diye. Haldun Bey aracıyla kazanmışım ben. Bunu iyi mi olmuş, kötü mü olmuş bilmiyorum. Tabii Haldun Bey'e gönül borcum sonsuz o muhakkak. Bir Pera Palas'ta bir ödül töreni yapılmıştı. O ödül töreninde sonradan ben onu bir romanımda da değindim o olayı. Olayı romanse bir hale getirdim. Can sıkıcı bir şey oldu. Bir telgraf geldi benim hakkında. Çok kırıcı sözlerden kurulu yazılı bir şeydi. Bunu hayatta olan bir jüri üyesi de elden ele dolaştırdı. Ben çok kırıldım. Yani hem ödüle katılmak istemişim, istememişim neyse. Ama bir de böyle bir şey. Haldun Bey yanıma gelmiş, beni kolumdan uzaklaştırmış. Önünüzde yol açık sizin. Böyle pis şeylerle uğraşmayın demişti. Yazmaya devam edin demişti. Bunu hiç unutmam. Siz de yazmaya devam ettiniz. Onu ettiğimi bilmiyorum ama Haldun Bey'in o inceliği hala gözüm önündedir. Bir başka anılardan gittik şimdiye kadar. Öyle gideyim. Haldun Bey, annemin son yıllarda hasta olduğu beyin, yani idrakın iyice kısıtlandığı bir beyin hastalığından muzdarip olduğu yıllarda Mühürdar'da, Kadıköy Mühürdar'da oturduğu dönemde, teyzem ve eniştemin yanında oturduğu dönemde Haldun Bey bir sokak ötede Haldun Bey otururdu. Komşuydunuz. Evet, komşu, ben orada kalmıyordum. Yok yani arada ama sık sık oraya tabii gidiyordum. Evet, annemle Haldun Bey. Annem evden bakıcısı var. Çoğu kez evde oturuyor. Zaten idrak az. Haldun Bey her akşam evine dönerken pencerenin önünde oturan annemle konuşurmuş. Ben annem de cevap vermiş. Gayet müzik cevap. İdrak bozukluğuyla değil. İdrak aydınlığı için cevap vermiş. Bana sonra Haldun Bey bir sebep bunu anlattı. Çok şaşırdım. Ve gözümle de zaten bir kere görmüştüm. Haldun Bey geçerken annem telaşlanmış ve nasılsınız falan diye konuşmaya başlamıştı. Açık bir pencere vardı. Yani böyle de bir... Siz de değil, annenizle de dost olmuş. Selamlaşırlar, evet. Konuşurlar, sohbet ederler. Tabii. Ne güzel. Yani herhalde o konuda herkesi hasta, iyi, ya yıkık, üzgün ama herkese garip bir şekilde el uzatan bir tarafı vardı. Geniş yüreklidir. Zannediyorum ki eserlerinde de aynı şeyi görmek mümkün. Hı hı. Yani ince espriler, alaylar vardır ama o alayların altında hepsinde çok bağışlayıcı. Dikkat kırıklıkta. Mesela sizden rica etsem herhalde bilirsiniz. Sersem Koca'nın kurnaz karısının son repliğini söyleseniz oradaki... Okumak ister misiniz?
Çok memnun olurum. Bulursanız çok memnun olurum. Okuyayım Selim Bey. Şöyle diyor. Ben de çok severim o bölümü. Birazdan tiyatro bomboş olacak. Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satene'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervazı silmiştir. Hiranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerin birini yırtığına sığmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar. Bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoğuz. Seyircimize kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Evet. O bomboş tiyatroda. Müthiş bir şey bu. Ve Haldun Taner, sanıyorum ki hiç bunu konuşmadık bir zaman. Ama bunu ömür boyunca yaşamış bir insandı. Mesela yalnız bu tiyatro için değil. Yaptığı her şey, verdiği emekle ömrünün son döneminde de yeniden biraz uzak durdu. Öykülere geri döndü. Hı hı. Sancho'nun Sabah Yürüyüşü. Önce o kitabı yayımladı. Çok güzel bir kitaptır. Akabinde de Yalıda Sabah adlı bir Haldun Bey'in yeni çıkacak kitabı üzerine konuştuk. Onu pek konuşmadı. Birdenbire geçmişe, yıllar öncesinden sevdiği bazı hikayecilere, bazı romancılara döndü. Onların izinde nasıl yıllarca yol aldığını, onları tekrar tekrar okumaktan zevk aldığını söyledi. Şimdi düşünüyorum, bende de bu duyguların bir kısmı vardır. Belki oradan gelen bir yakınlığımız oldu. Çünkü benim Haldun Bey çok önümü kesmiştir. Bir yandan da böyle bir şey söyleyeceğim. Nasıl oldu acaba, çok merak ediyorum. Çok acayip. 1971 yılında Lütfü Akat'la, çok aziz büyüğüm Lütfü Akat'la Yaralı Kurt senaryosunu çalışırken Kalamış'ta, demin söylediğim Mühürdar'da karşılaştık, yolda karşılaştık. Bırakın mı sinema işlerini dedi. İnsan bir bulaştı mı onlardan kolay kolay kurtulamaz dedi. Sizi yazıya çekiyor. Evet, evet, geri döndün hikaye yazmayı. İstiyorsanız geri dönün dedi. Hikayeci olmak istiyorsanız geri dönün dedi. Çünkü öteki türlü insan senaryo yazar, yaptım oldu der. Hı hı. Ve o bir pelikülde kaybolup gider dedi. Çok enteresan bir şey bunu. Ben uzun süre düşündüm, neden böyle sinema sanatına karşı mıydı? Yok. Yok. Başka bir şey söylemek istedi bana. Ne söylediğini anlamamıştım. Sonra anladım ki sinema dünyası benim dünyam değildi. Bütün yalnız insanların dünyası, yalnız okurlar gibi. Yazıdan geçiyor. Evet. Haldun Bey o açıdan bütün insanlara sevgi, sonsuz sevgi duymasına rağmen çok yalnız bir insandı. Onun getirdiği cesaretle zaten ömür boyunca bir haysiyetini korudu. Zarafetini korudu. Mesela bir başka olay daha hatırlıyorum. 1900 kaç yılıydı bilemeyeceğim. Büyük yazar Elias Canetti Nobel ödülü. Biraz da gecikmiş bir şekilde Nobel ödülü kazandı. Bizim sevgili rahmetli Ahmet Cemal de onun Körleşme adlı romanını yıllardan beri Türkçe'ye çeviriyordu. Bitirememişti bir türlü. Yıllarca bir emek verdiği bir çeviriydi. Ama Elias Canetti ödülü kazanınca Payel yayınlarını yapıyordu. Payel yayınlarını bir jest olsun. Hem de kitabı bitirmek istedi. Oturdu hızla o kitabı bitirdi. Türk çeviri edebiyatının sanıyorum ki birkaç başyapıtından birisidir. Evet, o da Haldun Taner'e yakın bir dildir. Canetti'nin ki. Ama Ahmet'in Türkçe'de onu o incelikle, ironisiyle ifade etmesi, yumoruyla ifade etmesi de en az Canetti kadar neredeyse başarılıdır. Körleşme adıyla Türkçe'ye çıkmış. İsmi önemli değil. Çok devrin önemli, birçok devrin çok önemli bir yazarı tarafından şöyle bir yazıyla karşılandı. Nedir bunu ona ver? Batı burjuvazisinin oyuncağıdır. Bir roman almış. İki satır okudum. Bu sene bir roman almış. İki satır okudum. Yere fırlattım diyor. Çeviriyi mi yere fırlatıyor aslında? Ya yok. Romanın, çeviriye bir şey söylemiyor. Romanı Elias Canetti'nin eserine söylüyor. Yani Türkçesini okumuş. 60 yere. O devirde Milliyet Gazetesi'nde sanıyorum Enis Batur hafta sonları soruşturmalar falan yapıyordu. Bu yazıyla ilgili bir soruşturma yaptılar. Birçok insana sordular.
Aydın Taner'in cevabının inceliği hala kulaklarımda. Bazı eserler gusto ister. Herkesten beklememek gerekir dedi. Yani çok söyleyecek. Herkes veryansın etti. O, ne o yazarı, ne gazeteciyi hiç kimseyi kırmadan yuvarlak da değil. Yuvarlak çok net bence. Yanlış bir söyledim, evet. Ama asla karşı tarafında kırılacağını düşünmüyorum bu şeyden. Yani terbiyesini muhafaza ederek. Ama İlyas Kanetli'nin ne kadar önemli bir yazar olduğunu ısrarla söylemeden vurgulayan bir yanıttı bu. Şimdi şuraya bağlamak istiyorum. Lütfen. Haldun Taner eğer Türk Edebiyatı'nda ince sıklıkla bakacak olursak olmasaydı ne olabilirdi acaba? Ne eksik kalırdı diye düşünürseniz altından kalkamayacak bir soruyla karşı karşıya kalırsınız. O kadar büyük bir yeri kaplı. Bence yani öyle göstermeyen bir insan olduğu için fark edilmiyor belki. Ama hala çok şükür ki yayın evlerinden kendisine, tabii bunda eşi Demet Hanım'ın da Haldun Taner'in eserini koruma ve yaygınlaştırma çabası, girişimi çok önemli bir şey. Ama yayın evleri, iyi yayın evleri de neyi bastıklarını ve niçin bastıklarının bilincini oluyorlar. Ve yavaş yavaş bazı şeyler ortaya çıkıyor. Gazete köşelerinde kalmış yazılar, araştırmalar. Mesela bir kimin aklına geliyordu ben hiç bilmiyorum. Vaktiyle Milliyet Çocuk Gazetesi dergisi vardı. 15 günde bir mi çıkardı, haftada bir mi? Haldun Taner orada çocuklara mitolojiya yazıları yazmış. Onlar nihayet toplanmış. Onlara baktım geçen gün. Çocuklar için mi yazılmış? Benim gibi 74 yaşındaki insanlar için mi yazılmış? Tam karar veremedim. Yani bu kadar geniş bir alanda ve hiçbirisine yalın katlığa düşmeden çalışmış, gayret göstermiş. Ve hiçbir mümkün olduğu kadar hiçbir yazarı, hiçbir eseri beğenmediğini görmezden gelmiş. Veya çok mecbur kaldığı takdirde bir çift söz söylemiş. O da müthiş kibar bir şekilde kimseyi kırmadan. Evet, kırmadan söylemiş. Veya zaten yani söylenmesinin zorunlu olduğundan söylemiş. Bir de Selim Bey, bu kırmadan meselesine şöyle değinmek istiyorum. Ölürse eten ölür, canlar ölesi değil kitabında da siz ısrarla üzerinde durdunuz. Hani pek çok anılarında bile, anılarını yazarken bile bu kırmadan çerçevesini korumaya çalışmış. Evet. Bir de şeyi düşün. Yani bazı insanlar o dönemde çok popüler, çok önemli insanlar. Haldun Bey onları yakından tanımış. Gazete sahipleri var, patronlar var, netçilik insanlar var, politikacılar var. Onlar arasından o kadar seçmiş ki o anılarını yazarken. Mesela bütün Demokrat Parti'yi, Halk Partisi'ni, İsmet Paşa'ları falan hepsini tanımış. Ama kimi yazmış? Samet Ağaoğlu. Yani yalnız edebiyatçı kimliğiyle değil. Siyasi kimliğiyle. Tabii. Yasada mahkemesindeki duruşuyla da yazmış. Yani bir hiçbir şey söylememeden o kadar çok şey söylemiş bir insan ki Haldun Taner. Bugün baktığım vakit bu tipte insanların benciliğin bu kadar yaygın olduğu bir dünyada çok az sayıda kalmış olduğunu, yani bizim hele bizim gibi toplumlarda çok az sayıda olduğuna inanıyorum. Yani bu taraftan da Haldun Taner'in örnek gösterecek bir sanatçı olduğuna inanıyorum. Ama ne yazık ki çok hala çok zevkle okunan, eseri defalarca basılan, iyi ki de basılan bir yazar olmasına rağmen hala da tam Haldun Taner'in, mesela çok değerli bir kitaptır. Ayşegül Yüksel'in Haldun Taner'in tiyatrosunu araştıran kitabı. Bilmiyorum yeni basımlara ulaşabiliyor mu? Şunu söyleyeceğim. Haldun Taner hakkında hala çok ciddi eleştiriler, yorumlar tam benim kalbime yetmiyor. Yapılmış diye yapılabilir. Yani bir döneminde çok güzel yazılar yazılmış. Tahir Alangul'u çok güzel değerlendirmiş. Vedat Günyol biraz her zamanki gibi kırıcı değerlendirmiş. Yeni bir şey yok Haldun Taner'de diye biraz acı bir yaklaşımla yaklaşmış ama mesela Cevdet Kudret'le hafif geçmiş ama bazı yazılar var ki Haldun Taner'in hikayeciliği üzerinde yeni kuşaklar tarafından onların
Haldun Taner'in yaşadığına ve daima yaşayacağına işaret ediyor. Bana hala yeterli gelmiyor. Daha Haldun Taner'de çok deşilecek mevzular olduğuna, çok önemli edebi yenilikler taşıdığına inanıyorum ben. Selim Bey, yetmediğini, size yetmediğini görüyorum. Anlatırken bile o heyecanınız, o doymamışlığınız o kadar belli oluyor ki. Yani şunu söylüyorsun aslında, Haldun Taner hala edebiyat araştırmacıları için üzerine çalışabildiği bir alan olarak taptaze duruyor önümüzde. Evet. Yani sadece Yüksel Hanım, Ayşegül Hanım'ın o kitabı bile başlı başına bir yeniden kitabın kendisi bile araştırma konusu olabilir. Çünkü o kitapta Haldun Taner'in yapmak istediklerini istediği kadar insanlar anlamakmış gözükler bile çok anlaşılmadığına işaret eden çok önemli bakış açıları vardır. Selim Beyciğim, Haldun Taner'i sizden dinlemek zevkti. Siz böyle söylüyorsunuz ve şımartıyorsunuz. Estağfurullah. Ben de gidip car 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 konuşuyorum. Estağfurullah. Sizden dinlemek, Haldun Taner'i sizden dinlemek zevkti. Önümde Haldun Taner'e dair çok çok yeni kapılar açtınız. Eminim izleyicilerimiz için de bu durum böyledir. Sağ olun. Evet, Haldun, son değerlendirmenizi de bitirelim istiyorsanız. Şöyle diyeyim. Haldun Taner Gülcü Suri olmadan anılmaz. Hep yüz aklıma geliyor. Çünkü Haldun Taner için bana şey derdi sevgili Gülis, senin kadar senden fazla sevdiğim bir insan derdi. Aa, ne güzel. Edebiyatçılar arasında senin kadar senden fazla sevdiğim bir insan derdi. Ne güzel bir söz. Senin benim çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yalnız okurlar için de Haldun Taner'i konuştuk. Selimlerin dünyasından Haldun Taner'in dünyasına bir pencere aralık. Bir sonraki programda bir başka yazarla, belki başka yazarlarla Selimlerin dünyasında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.